Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamdü ibadihi s-salihin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet. Herkese hayırlı sabahlar diliyoruz arkadaşlar. Bugün an, yani ele alacağımız edatlardan birisi andır. Bu anda ala felâfete ucuhum. Üç vecih üzere gelir. Yani bu an da isim olarak gelir, harf olarak gelir. Bu iki yönü var. Tabii harf gelince de değişik manaları var. Şimdi onları inceleyeceğiz. Ahaduha birisi en tekune harfen carran. Bu anın harfi cer olması. Ve cemmi'u ma zükira leha harfi cer olarak kullanılan an için zikir edilen manaların toplamı aşırı maani. Yani harfi cer olarak gelen anın 10 manası vardır. Ahaduha birisi el mücavezetu. Mücavezet en meşhur mana da budur. Mücavezet yani car mecrunun taalluk ettiği fiilin manası mecrurunu geçmesi anlamında. Evet. وَلَمْ يَذْكُرِ الْبَصِّيُّونَ سِوَاهُ Basra اَوْ اَكُولُ an için mücavezenin dışında mana zikretmemişti. Yani demişler ki sadece mücavaze için gelir. Ama tabii kullanımı, yani Arap kelamındaki anın kullanımına baktığımızda basitler gibi değildir. Çünkü farklı kullanımlarının olduğunu göreceğiz. Nahu safertu fil beledi şe'anil beledi. Ben diyor şehirden ne yaptım? Sefere çıktım, yolculuğa. Yani sefere çıkıp beled ne yaptım? Beledi tecavüz ettim, yani aştım. Ve rahibtu ankeda ve falancadan rahmet ettim. Biliyorsunuz rahibe hem fiile mutaddi olur hem anne mutaddi olur. Fiile mutaddi olunca istekli olma anlamındadır. Yani rahibtu fikele falanca işte istekli oldum. Ama anne mutaddi olunca ondan vazgeçme. Dolayısıyla burada rahibtu ankele yani o şeyden vazgeçtim. Tabii kullanılınca ve anın manası mucizet olunca yani rağbetim, isteğim ondan geçti. Dolayısıyla onda istekli olmadı. وَمَيْتُ سَمَعَنِ الْقَوْسِ Oku yaydan attım. Yani o atışım, oku atışım kavsi yayı ne yaptı? Geçti. Böylece buralarda an mücavizet için olmuş oluyor. وَذُكِرَ لَهَا فِي هَذَا الْمِثَالِ مَعْنًا غَيْرُ هَذَا diyor bu an için رَمَيْتُ سَهْمَعَنِ الْقَوْسِ örneğinde mücavizetin dışında başka bir manada zikredilmiş. O ileride gelecek. Yani istala falan. وَسَيْتِ اُمَعْنَا gelecek. Esai ikincisi anın ikinci manası el bedelu bedeliye nahu şu ayeti celile de olduğu gibi ve taku yevmen la teczi nefsun an nefsin şey'a öyle bir günden sakınınız korununuz ki o günde la teczi nefsun an nefsin şey'a hiçbir nefis hiçbir nefsin bedelinde onun yerinde bir ceza yani bir şey verilmez. İşte burada yevmen ittaku için mefhur bihidir. Yani mefhur fihi değil. Mefhur bihidir. Bu la teczi nefsun an nefsin şey'e cümlesi onun sıfatıdır. A'ed-i mevsuf mahzuftur. Yani la teczi fihi nefsun an nefsin şey'a o
Evet. Nefsem de şey anafır. Şeyen de tecziye mef'ul mutlak düşünülebilir. Yani la teczi nefsün bedelen nefsin şey'en minel cezai. Yani bir nefis başka bir nefiste nefsin yerinde hiçbir ceza vermez. O zaman şey'en minel cezai olan düşündüğünüzde la teczi için mef'ul mutlak olur. Yok şey'en yani herhangi bir şey bedel vermez. O zaman mef'ul bihi olur. Fil hadis, hadisi şerifte sumi an ummiki, sumi an ummiki, yani sumi bedele ummiki, annenin yerinde oruç tut. Burada da anın manası bedeliyet. Ha, an hafıcı, efendim, tabii, yine carumucu sumiye taalluk eder. Evet, yani çünkü anlam olarak yine oraya bağlıdır. Ve salisu, üçüncü mana, anın on manasından üçüncü manası, en istala'u, istala'dır. Yani bir şeyin yükselme, istala yükselme diye Türkçe'ye en yakın mana o. Nauf innema yebhalu an nefsihi. Men yebhal, yani kim buhl ederse, cimri davranırsa fe innemâ yebhalu alâ nefsihi. Yani o kendi nefsi üzerine buhl eder. Yani yaptığı buhlun cezası kendisine biner. Evet. Bu tabi istala manevidir. Maddi değil. Bu ayette. Ve kavli zil asma bir şairdir. Şöyle diyor. La ibn ammike la aftalte fi hasebin anni ve la ente deyyani fetehzuni. La ibn ammike. Cahili dönemde bu ifade kullanılırdı. Ama İslami dönemde Müslümanlar bu böyle bir kalıbı kullanmayı pek hoş görmezler. Çünkü lahi hem orada harfi cer olan lam hasf edilmiş hem de tarif elif lamı hasf edilmiş. Çünkü el ilahtır ya. O da hasf edilmiş. Onun için kelime fazla kelimeyle bir nevi uğraşıldığı için İslami dönemde Müslümanlar bunu kullanmayı pek hoş görmezler. Evet. Aslı lillahi derru ibni ammike. Orada da mudaf mukadderdir. Yani Allah'adır senin amca oğlun, amcazadenin iyiliği Allah'adır. Bu tabi bu ifade taaccüp için genelde kullanılır. Mesela diyorsunuz lillahi derru falanca. Kişinin alim olarak onun hayrı Allah'a olsun. Bu ne demek? Siz onun o alimliğine şaşırdığınızı, taaccüp ettiğinizi ifade ediyorsunuz. İşte diyor la ibn ammike yani lillahi derru ibn ammike. Senin amcazadenin derri, hayrı Allah'a sattı. La aftalta fi hasabın. Anni. Hasap güzel ahlak. Kişide bulunan güzel ahlak. Sen diyor güzel bir ahlakta benden üstün değilsin ki. Bakınız burada an ala anlamındadır. Yani la afdalta fi hasabin aleyye. Evet. Ve la ente deyyani ve sen malikim de değilsin. Malikim değilsin ki fetehzuni beni yönetesin. İdare edesin. İşte burada istişat anni. Ala anlamındadır. Evet. Tabi bunda başka da istişat vecihleri var. Mesela lahide harfi cerren hasf edilip harfi cerden sonra mecburun cer üzere devam etmesi. Bu da şazdır.
ona örnek veriyorlar. Evet. Peki. Ey lillahi derrubnu ammike la afdalte fi hasebin aleyye. Sen güzel ahlakta benden üstün değilsin ki fetehzuni ve la ente maliki ve sen benim malikim de değilsin ki fetesuseni yani beni yönetesin, idare edesin. Evet. Ve zâlike niye li ennel ma'rufa yani niye burada la afdalte fi hasebin anni o anin istala anlamında olduğunu neden söyledik? Çünkü li ennel ma'rufa çünkü kelamda bilinen şudur en yukala afdaltu aleyhi yani bilinen şudur ki bu afdal veya faddala vesaire afdalanın neyle ala ile mutaddi olması. Bundan dolayı burada diyoruz ki anni istala anlamında yani ala manasında. Kıyla bir kavle göre anla mücavizet manası, asli manası düşünülemez. İşte biraz tekellüf ancak zorlamayla mücavizet olur. Yani istala daha zahirdir. Afdalte itibariye. Kıyla bir kavle göre ve minhu yani annen ala anlamında olduğu örneklerdendir. Kavluhu Teala şu ayeti kerime Saat suresinde geçen Süleyman Aleyhisselam'ın kıssasında geçen şu cümle. İnni ahbabtu hubbel hayri an zikri rabbi. Ben malın hayır burada mal anlamındadır. Malın sevgisini Rabbimin zikrine tercih etmiş oldum. Yani böylece Süleyman Aleyhisselam kendisini böyle kınıyor ve itizar babında bunu söylüyor. Yani ben niye böyle yaptım? Ey kaddemtuhu aleyhi yani hayrın sevgisini, hayırdan maksat mal. Yani malın sevgisini Rabbimin zikrine ne yaptım? Tercih ettim. Takdim ettim. Ve kıl bir kavle göre de hiye ala babiha. Burada bu an kendi anlamı üzerindedir. Yani ne üzere? Mücavizet üzere. Ve taallukla tabi bunun mücavizet üzere olduğunu kabul ettiğimizde o zaman bir an hal olan bir mahzuf amile taalluk eder. Ve taalluka bir hali mahzufetin. Yani hal olan bir amile taalluk eder. Ey munsarifen an zikri. Yani inni ehbebtu hubbel hayri. Ben o mali sevdim. Munsarifen an zikri Rabbi. Rabbimin zikrinden ayrılmış oldum. Bu yine kendisini ne yapıyor? Kanamış oluyor. Ve hakar rummani. Ebu İsa Rummani bu Kur'an İcazi ile ilgili ilk eser verenlerden birisidir. Hicri 381'de vefat etmiştir. Ebu Ubeyde'den şunu nakleder. Enne ahbabtu buradaki ahbabtu min ahabbel ba'iru ihbaben. Bu manadandır. Yani deve çöktü. İza baraka felem yesur. Deve çöküp kalkmayınca buna ihbab bu manada kullanmış. Ki mesela hatırlıyorum köylerde bazı affedersiniz merkepler vardı. Ve hatta onlar için önemli bir ayıptı. Siz yükü yükleyip yola çıkıyorsunuz. Beklenmedik bir yerde birden hayvan çöker ve bir daha kalkmazdı. Ancak yükünü indirirsiniz sonra kalkar. Evet. İşte burada ihbab o manadadır. Bizim oralarda harım diyorlar. Fakat buna göre an mutallibetun bihi
an ahbabtu ve taalluka diyor. Bi itibari manahu tadammuni, onun zımnında bulundurduğu tefabbut manası itibariyle. Çünkü hayvan çökünce yürümekten men etmiş. Yani imtina etmiş oluyor. Yani yürümemiş oluyor. Yürümekten imtina etmiş oluyor. Dolayısıyla o ahbabtu, o buruk anlamında kullanıldığında tefabbut anlamını, imtina etme anlamını taşımaktadır. İşte o tefabbut anlamı itibariyle bu an zikri Rabbi ahbabtu'ya taalluk etmiştir. Ve vehiyye bu ala, o zaman şean ala hakikatiha, yani mücavezet anlamı üzerindedir. Ne demek o zaman? Ey inni tefabbattu an zikri Rabbi, yani Rabbimin zikrinden imtina etmiş oldum. Ve ala hâza, buna göre, bu manaya göre, fe hubbul hayri, hubbul hayri lafzı mef'ulun li eclihi. Mef'ulü lehu oluyor, mef'ul mutlak olmuyor. Yani inni ahbabtu, ben imtina ettim an zikri Rabbi, Rabbimin zikrinden. Niçin? Li hubbil hayri. Çünkü hayre, yani malam kalbim taalluk ettiği için. Bu şekilde de kendini Süleyman Aleyhisselam kendi kendine sitem ediyor. Yani çünkü bu cümle Süleyman Aleyhisselam'ın Rabbul Alemin'e karşı tevbe etme, itizar, özür dileme bağlamındadır. Onun için kendisini bu şekilde kendisine sitem ediyor. Ve Rabi'u, bu anın dördüncü manası et-ta'lilu. An bazı yerlerde illiyet ifade eder. Nahu ve ma kâne istiğfâru İbrahim'e li ebîhi illâ an mev'idetin ve adâhâ iyyâh. İbrahim Aleyhisselam'ın babasına, yani o Azer. Tabi bu Azer'in İbrahim Aleyhisselam'ın babası mıdır, amcası mıdır? Bunda İslam alimleri arasında ihtilal var. Genellikle tasavvuf eğilimli olan alimler bunun Azer'in İbrahim Aleyhisselam'ın öz babası değil, amcası olduğu. Ancak o, yani Azer İbrahim Aleyhisselam'ı küçükken büyüttüğü için ona baba demiştir. Yoksa babası değil diyorlar. Ve bu tasavvuf eğilimli alimler neden bu yorumu alıyorlar, tercih ediyorlar? Çünkü bir hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim nesebime ta Adem'e kadar ne zina ne de şirk karışmamıştır. İbrahim Aleyhisselam da İsmail'in babası, İsmail Resulullah'ın dedesi olduğuna göre onun babası müşrik olamaz diyorlar. Bunun için diyorlar ki Azer İbrahim Aleyhisselam'ın öz babasıdır, amcasıdır. Ama niye hep kullanılmış? Çünkü o onu beslemişti, büyütmüştü. Evet. Evet, hayır, Efendimizin babası netice itibariyle şey dönemindeydi. Fetret dönemindeydi. Evet. Dolayısıyla diyor İbrahim Aleyhisselam'ın babası Azer için Allah'tan mağfiret dilemesi illa, yani li mev'idetin va'da. O İbrahim'in verdiği bir sözden dolayıydı. Evet. An burada lam anlamında, yani talil anlamında. Ve nahu ve bun gibi. Ve ma nahnu bi tariki alihetina an kavlika. İşte dediler ki biz senin sözün için ilahlarımızı terk edici değiliz. An kavlika, yani li kavlika. Ve yecuzu
en yekune halen min damiri tariki. Bu an kavlike tarikinin damirinden halde olabilir. Yani çünkü tariki de hum damiri müstetirdir. Mef'ulüne idafe edilmiştir. Aliyeti onun mef'ulüdür. Nun idafe de gitmiş. An kavlike tarikiye taalluk eder. Şey, bu ikinci yoruma göre gizli bir amile taalluk eder, ona hal olur. Ey ma netrukuha sadirin an kavlike. Yani senin görüşünden hareketle. Yani senin görüşünden sadır olarak, yani senin görüşünden hareketle biz ilahlarımızı terk edici değiliz. Ve varayü zemahşeri, zemahşerin de görüşü bu yöndedir. Evet. Ve kal ve zemahşeri şöyle der. فَاَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا Zemahşeri şu ayette de demiş ki اِنْ كَانَ الضَّمِيرُ اَيْرْ عَنْهَا ضَمِيرِ لِشَّجَرَةِ اَغَدَ ki aitse felmana, o zaman ayetin manası yani hamelehuma şeytan Adem ve Havva'yı hamletti, yönlendirdi ale zelleti, o kaymaya, yani o suç işleme, zelle normalde lugavi anlamı kaymak. Bir insan kayıyor ya bir yerde. Normalde o, ama İslami literatürde mecazi olarak hafif hatalar için, günahlar için zelle kullanılır. Özellikle peygamberlerin salavatullahi aleyhim, bazı peygamberlerin küçük bazı hataları olmuş, onlara zelle diyorlar. Mesela Adem aleyhisselamın, İbrahim aleyhisselamın, buna benzer Musa aleyhisselamın, bunlara zelle diyorlar. İşte diyor hamelehuma şeytan Adem ve Havva'yı o zelleye yönlendirdi. Neyle? Bir sebebiyle. Ağaç sebebiyle. Dolayısıyla an burada sebebiyet için olmuş oluyor. Ve hakikatuhu, işin hakikati de yani asbara zellete ana, yani zelle neden sadır oldu? O ağaçtan sadır. Yani ağaç sebebiyle sadır oldu. وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ اَمْرِي Bu da öyle. İşte Hıdır aleyhisselam bunu Musa aleyhisselama söylüyor. وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ اَمْرِي Yani benim yaptığım, ki bunu yaparken de صَادِرًا عَنْ اَمْرِي Kendi özel durumumdan hareketle. Kendi özel durumumdan hareketle yaptım. Bu böyle. Ama ve inkâne li şecereti, eğer anha damiri şecereye değil cennete giderse, bu ve inkâne li cenneti, inkâne damiri li şeceretin üzerine atıftır. Eğer bu ezellehuma şey anhadaki damir cennete giderse, o zaman fil mana, ayetin manası nahâhuma anhuma şey anha, o anhadır, o yanlıştır. Yani şeytan Adem ve Havva'yı ne yaptı? Cennetten uzaklaştırdı. Ve dolayısıyla o zaman şey an kendi orijinal manası üzerine devam eder. Vel hamisu anın beşinci manası muradefetu ba'du, yani ba'du ile eş anlamlı olması. Muradefet burada eş anlamlı olması. Nahu amma qalilin le yusbihunna nadimin. Yani az sonra, bakınız. Amma qalilin, yani ba'da qalilin. Az sonra le yusbihunna nadimin. Onlar pişman olacaklar. Ve yine şu ayet gibi yuharrifunel kelime amma vadahi. Kelimeleri
yerlerinden sonra ne yapıyorlar? Tahrif ediyorlar. Ama kanaatimce burada anın o aslı orijinal manası olan mücavezet üzerine olması daha uyu, mana orada daha iyi oturuyor. Ama İbn-i Hişam diyor an burada bazı anlamındadır. Niye? İbn-i Hişam diyor ki bir delili enne fi mekanin ahar min ba'di muvadahi. Çünkü başka yerde ba'du geçiyor. Kur'an'da birbirini tefsir ettiğine göre burada da ba'd anlamındadır. Ama Allahu alem her bir yerde başka bir mana işaret ederek orada ba'di burada da an kullanmış olabilir. Yani kelimeleri Tevrat'ın kelimelerini onlar yerlerinden sonra ne yapıyorlar? Ba'd anlamı olursa tarif ediyorlar veya onlar Tevrat'ın kelimelerini yerlerini aşarak ne yapıyorlar? Tahrif ediyorlar. Yani yerlerini dediğim yani doğru olan yerini, aslı olan yeri. Bu nahvi ve şunun gibi de yani anın ba'di anlamında geldiğine diğer bir örnek leterkebunne tabakan an tabakin. Sizler bineceksiniz. Tabakan bir yani azaptan bir dereceye an tabakın bir dereceden sonra yani bir vaziyetten bir sonra bir vaziyete bineceksin. Yani cehennemde çok değişik durumlara, çok değişik vaziyetlere uğrayacaklarını ifade ediyor. Ey haleten ba'da haletin. Ve kal şair de şöyle diyor. وَمَنْ هَلِنِ وَرَدْتُهُ عَنْ مَنْ هَلِي. Bu وَمَنْ هَلِنْ vav bu mana rubbedir. Yani rubbe مَنْ هَلِنْ nice menhel vardır ki menhel su içilen yer. Pınar, çeşme neyse. Nice su içilen yer vardır ki وَرَدْتُهُ ben ona varid olmuşum عَنْ مَنْ هَلِنْ yani بَعْدَ مَنْ هَلِنْ başka bir menhelden sonra yani burada önce konmuşum bir sunun başına sonra oradan gitmişim başka bir sunun başına. Urut zaten demiştik suya varmak. Ve sadisu altıncı mana zarfiyetu zarfiyet. Yani anın bir manası da zarfiyettir. Kekavlihi şairin şu sözünde olduğu gibi evet. Ve asin seratel hayyi haythu lakitehum ve la teku an hamlir riba'ati vaniya. Evet diyor. Ve asin yani rubba asnina şey anlamındadır. Efendime söyleyeyim. Vav rubba anlamındadır. Evet. Ve asim seratel hayyi haythu lakitehum yani emre eder ve asin değil ve asi ve asi yardım et ve asi muvasattandır. Eğer tenvinli olsa o zaman manası değişik olur. Tabip anlamı olur. O mana burada uygun değil. Ve asi evet yardım et. Saratel hayyi sarat serinin çoğuludur. Seri şerif demektir. Diyor hayyim kabilenin ileri gelenlerine yardım et. Haythu lakitehum nerede karşılaşırsan onlara ne yap? Yardım et. Ve la teku an hamlir rabaati vaniya.
o an vaniyene taalluk eder ve şey vaniyenin de manası gevşeklik, tembellik, rabaat, musibet anlamına geliyor. Burada diyor ve la teku sen olma an hamlir rabaati bu musibet sebebiyle insanlara taksim edilen kısıtların ödenmesinde, üstlenmesinde gevşek davranma. Yani bir musibet gelmiş diyelim ki bir grubun başına ve o musibetten dolayı o musibeti, o olayı, kazayı kapatmak için ne yapıyorlar? Herkese belli bir kısıtlarla ödemeler. Belli kısıtları ödemeleri şeye kararı bağlanıyor. İşte diyor sen sana yönelik olan o ödemeleri o musibet nedeniyle olan kısıtların ödemelerinde gevşek davranma. Evet. Nücumul hamareti kıyır. Rabaatu nücumul hamareti diyor. Rabaat o hamalenin yani hamale dediğimiz gibi tahammül edilen bir diyet, üstlenilen bir diyet. Ona hamale denir. Burada rabaat, musibet anlamında tabi diyet de aynı zamanda bir musibet insan. Yani sizin adamınızın birisini öldürmesi musibettir. Onun için ona rabaat denmiştir. Yani siz diyor diyetin kısıtlarını ödemede sen ne yapma? Gevşek davranma. İşte ve an hamlin rabaati an burada fi anlamındadır. Yani ve la teku vaniyen fi hamlin rabaati. Evet. Bir delili ve la teniyâ fi zikri. Yani bir bazıları burada anin fi anlamında olduğuna neyi gerekçe gösteriyor? Şu ayeti. Ve la teniyâ fi zikri. Teniyâ ve nânin mudâri'idir. Ve nâ yeni. Yeni yevni. Vav keseyle ya arasına girince düşüyor. Mesela ya'ilu gibi. Ya'ilu aslı yev'idudur. Yeni ve teni aslı yevni ve tevni. Dolayısıyla teniye yani siz ikiniz bu hitap Musa ile Harun aleyhisselam'dır. İkiniz benim zikrimde yani vahyin tebliğinde bu zikir evet bu idafe min idafetil masdar ile mef'ul de olabilir. İdafe ilamiye de yani olabilir. Yani benim zikrim size indirmiş olduğum vahyin tebliğinde gevşek davranmayın. Veya benim zikri beni anmakta ikiniz beni hatırlamakta zikretmekte ne yapmayın? Gevşek davranmayın ama birinci mana daha sıkı. İşte burada da teniya tıpkı vaniyen gibi o teniya fiili mudaradır. Vaniyen ismi faaldir. Madem ayette teniya fiile mutaddi olmuş öyleyse beytte de vaniyen o an gelmişse de fi anlamındadır. Vallahir İbn-i Şam diyor zahir görüşe göre enne ma'ne ve nâk an keza manası nedir? Câvezehu ve lem yedhul fîhî. Onu geçti ve içine girmedi. Ama ve vena fîhî o ne demektir? Dehele fîhî ve fetara. İçine girdi ve gevşedi. Tabi böyle olunca o zaman o an fi anlamında değildi. Aslı manası üzerindedir. Evet. Tabii o zaman manası da
şöyle وَلَا تَكُمْ اَنْ حَمْلِ الرَّبَاعَةِ وَاَنْيَا, yani sen o diyetin kısıtlarını yüklenmekten ne yapma? Gevşek davranma. Yani onları geçip ödememezlik yapma. O manada. Evet. Ve sabiu, yedincisi muradefetun min. Bu an min gibi iptida. Yani minle eş anlamlı olarak li iptida el gayet. Nau ve huvellezî yakbelü tevbet an ibadihi ve ya'fu anis seyyiat. O Allah'tır ki tevbeyi kabul eder. O tevbede yani min ibadihi. Çünkü o an burada tevbenin neş'et yerini, iptida yerini belirliyor. Onun için min anlamında diyoruz. Ve ya'fu an siyat, ikinci an kendi mücavizat anlamı üzerindedir. Onun için musannif eşşahidu fi ula diyor. Birincisinde istişhad var. Ulaikellezine netekabbelu anhum ahsene ma amilu. İşte bunlar var ya, netekabbelu anhum, onlardan kabul ederiz. Ahsene ma amilu. Kabul ettikleri, işledikleri amellerin en güzelini onlardan kabul ederiz. Burada da an min anlamında, çünkü bir delili, çünkü fetukubbile min ahadihima ve lem yutekabbel min el ahar. O Adem Aleyhisselam'ın iki oğlu olan Kabil ve Habil, birisinin kurbanı yani Habil'in kabul edildi ama velem yutekabbel minel ahar, derin ki kabul edilmedi. Kabil'in kabul edilmedi. İşte burada tukubbile minle müteaddi olduğuna göre hem de iki defa, demek ki ulaikellezine netekabbelu anhum ayetinde de an min anlamındadır. Yani demek ki kabulün başlangıç yeri onlardır. Evet. Evet. Rabbena tekabbel minna, yine burada da nasıldı? Minna tekabbul kullanılmıştır. Ve saminu, sekizinci mana muradefetul ba'i. Anın bay ile eş anlamlı olması, yani ilsak için olması. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى, yani وَمَا يَنْتِقُ بِالْهَوَى. وَاللّٰهِ, zahir olan اَنَّهَا عَلَى حَقِقَتِهَا, bu kendi hakikati üzeredir. وَاَنَّ الْمَعْنَى, ve manası وَمَا يَصْطُرُ قَوْلُهُ عَنْ هَوَى, yani peygamberin sözü hevadan sadır olmuyor. Bu şekilde, yani yantıkunun sudur anlamını tazammül ettiğini düşündüğümüzde, tabi sudur da anne mütaddi olur. Dolayısıyla kendi manası üzerinde. Ve tâsı, dokuzuncusu el istihanetu, anın istihane için kâlehu İbn-i Malik. İbn-i Malik bu manayı ileri sürmüş. Ve methelehu, ve buna da şu örneği vermiş. وَمَيْتُ السَّهْمَ عَنِ الْقَوْسِ, yani ben oku attım عَنِ الْقَوْسِ, yayın yardımıyla. Bakınız, o şekilde anın istihare için olduğunu söylemiş. Yani yayın yardımıyla oku attım. Evet, yukarıda zaten bunun için başka bir mana gelecek demişti. لِأَنَّمْ يَقُولُونَ اَيْضَا, çünkü şöyle de diyorlar. رَمَيْتُ بِالْقَوْسِ, yani kavusun yayın yardımıyla remyettim. Dolayısıyla demek ki o rameytü sehme an kavusu olunca o an istihane anlamındadır. Hakahumel farra, ikisini de farra Araplardan nakl etmiştir. Ve fihi bir saniye.
Huma yani huma damirini şeyine işaret edecek. Ha, o şekilde. Ve fi raddun alel hariri. Bunda haririye red vardır. Fi inkarihi en yuqale zalika. Yani demiş ki rameytu bil kavsi kullanılmaz. Farra'nın Araplardan nakli Hariri'nin bu görüşünü reddeder. İlla izâ kânet el kavsu hiyel marmiyetu. Ancak kavsin kendisi atılınca rameytu bil kavsi denir diyor. Şey Hariri. Ve haka eyda yine Farra şunu hikayet etmiş. Rameytu anil kavsi. Hamra'nın. Tabi burada ve haka eyda olduğuna göre o hakahuma değil o hakaha olması lazım. Çünkü zaten hakahuma eğer ikisine raci olsaydı o zaman bu cümle fazla olur. O ondan dolayı hakahuma orada ha olması lazım. Huma değil. Efendim? Ala. Ala ile mi? Allah Allah. Bilmiyorum. İlginç. Alal kavsi değil mi? Bak bu öyle demiyor yani. Alal mı? O zaman olursa olabilir yani. Vel aşiru mana son manadır. En tekune zaideten lit'avidi min uhra ma'lufati. Bu anın hasf edilen başka bir anın yerine zaid gelmesi. Ki bunun başka örnekleri de geçmişti. Yani bir harf bir yerde hasf ediliyor. Onun yerine kelamın nazım sebebiyle başka bir yerinde zaid bir harf geliyor. Ke kavlihi etecza'u in nefsun etaha himamuha فَهَلَّ الَّتِي عَنْ بَيْنَ جَنْبَيْكَ تَدْفَعُ اَتَجْزَعُ Sen nasıl şekvada bulunursun? Yani müşteki olursun. Ceza, kişinin başına gelen musibeti böyle şey yapması, dışarı vurması, müşteki olması. اِنْ نَفْسُنْ اَتَاهَا Eğer bir nefse gelirse, himamuha ölümü, İmam ölümdür. Yani bir nefis ölürse nasıl bu kadar şekvacı olursun? Fehelle leti an beyne cembeyke tedfav. Cümlenin aslı yani fehelle tedfav anilleti beyne cembeyke. Bakınız. Fehelle tedfav anilleti beyne cembeyke. Ama o elleti üzerindeki an nazım sebebiyle has olmuştur. Onun yerine beyneceğim belki de zaten gelmişti. Yani sen niye ölümü iki yanın arasındaki ruhundan, canından def etmiyorsun? Yani başkasının ölümü için şekva ediyorsan madem kalk kendi nefsinde ne yap? Ölümü def et. Kâle ibn-i Cinni arâde fehellâ tedfû anilleti beyneceğim beyken. Zaten söyledim. فَعُذِفَتْ عَنْ مِنْ اَوَّلِ الْمَوْصُولِ Mevsulun başından an hasf edildi. وَزِيدَتْ بَعْدَهُ Daha sonra zâid ona geldi. Ki bunun örneği lamda geçmişti sanırım. Lamda bunun bir iki örneği daha geçmişti. Yani yine aynı yorumu ünlü cinli yapmıştı. Demişti burada zâid gelmiş. Çünkü falanca yer onun yeridir. Orası nazım itibariyle uygun olmayınca hasf edilmiş başka bir yerde ilave etmiştim. Evet. Ve burada duralım. Değil mi? El-Ucu Sani. Nefhanullah.